Tekrardan hoş geldiniz hocam. Ben önce birazcık kendimden, birazcık da Sofert'ten bahsedeceğim. İsmim Selinay. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. Birinci sınıfa başlayacağım. Yaklaşık 3 aydır da Sofert'teyim. Temsilci ekibinde etkinlik organizasyonlarıyla ilgileniyorum. Sofert'ten bahsetmem gerekirse de ilk başta Eskişehir'de Kültür ve Sanat Dergisi olarak başladı. Ardından daha doğru kitlelere ulaşabilmek adına iki ayrı kolon yürütülmeye başladı. Atölye sayfamızda birazcık da mimarlık içeriklerini paylaşıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimiz için de dergi hesabımızı takip edebilirsiniz. Sofart'ta biz birazcık da birbirimizden öğrenmek ve öğretmek yolunda ilerliyoruz. Yani bir nevi usta-çırak ilişkisi var aramızda. Bu tarz etkinliklerle de dışarıdaki öğrencilere de bir şeyler katmayı hedefliyoruz. Kolektif bir topluluğuz. Yani topluluk içinde de topluluk dışında da birbirimize destek oluyoruz aslında. Bu etkinliği de temsilci ekibi hazırladı. Defne, istersen sen de hem temsilci ekibinden hem de etkinlik amacımızdan bahset. Merhaba, ben de 19 Mayıs Üniversitesi'nde 3. sınıf oldum şimdi. Mimarlık okuyorum. Temsilci ekibinden bahsetmem gerekirse biz de temsilci ekibinde okuduğumuz okullardaki hocalarımızla, okuldaki öğrencilerle arasındaki bağı kurmaya çalışıyoruz aslında. Hem böyle etkinlikler yaparak Selina'nın da bahsettiği gibi dışarıdaki öğrencilere de bir hedef doğrultusunda yol göstermeye çalışıyoruz. Bu etkinliği de Sofar Talks etkinliği olarak okuldaki hocalarımızla alanında uzmanlaşmış kişilerle birlikte hazırlamak istedik. Sofar Talks etkinliği de aynı zamanda önümüzdeki aylarda devam edecek. Yani bir ara vere vere bu şekilde. Hocam biraz da siz kendinizden bahsedin isterseniz. Tabii ki. Ben de 94-98 bir yaşımda ortaya çıkarttım diye söylüyorum. Yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudum. Ondan sonra ufak bir piyasa tecrübesi oldu. Hem iç mimarlık üzerine hem mimarlık üzerine çalışmalar yaptım. Sonrasında Yıldız Teknik'te ve Mimar Sinan'da hem yüksek lisans hem işte sonrasında sanat yeterlilik ve doktora çalışmaları yaptım. Doktora çalışmalarımın bir tanesinde sinemaya bir şekilde dokunduğum için aslında burada da sinema üzerine bir sizlere sunum yapmak istedim. Son şeyde biliyorsunuz sunumda da zaten yazıyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Evet, benden bu kadar. Evet hocam, o zaman başlayabiliriz sanıyorum ki. Tamamdır. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Aslında Defne bana bunu söylediği zaman şey endişesi vardı bende. Tam bayram arifesi, konserler var, yaz tatili var. Böyle bir endişe vardı ama yine katılım iyi gözüküyor ve şu anda burada olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bu arkadaşlarımız aslında mimarlığı ne kadar sevdiklerini, ne kadar istediklerini gösteren bir hareket. Onun dışında sizlere çok teşekkür ediyorum Sofart'a. Beni davet ettiğiniz için ve Defne Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle sizin konularınıza baktığımda daha çok işte diğer disiplinlerle ilişkiden bahsediyorsunuz. Gerek İşte oyunla ilgili geçen hafta galiba böyle bir sunum vardı. Mimarlık ve restorasyonla ilgili bir sunum vardı. Bu çerçevede naçizane benim önerim bunu daha da fazlalaştırın. Zaten yapıyorsunuz ama ben sadece oraya vurgulamak istiyorum. Çünkü sinema, pardon, mimarlık sadece yakın çevresiyle değil, uzak çevresiyle de. Yani işte oyun dediniz siz, ben ona birazdan birçok başka disiplinleri de katacağım. Bunlarla biraz daha kendimizi güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında bir de şeye dikkat ettim sizin Instagram sayfanızda. Ben bu arada Instagram'da paylaşacaktım ama sonra paylaşırım. Defne'den rica etmiştim. Sonra şey yaparım, paylaşırım. Şu anda aklıma geldi. Bilgisayar programları ile ilgili de bazı eğitimler veriyorsunuz. Bu da çok güzel. O anlamda sizi hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü Defne biliyor, Yaren de. Bilgisayar destekli tasarım derslerine giriyorum. Bu anlamda da çok güzel şeyler yaptığınızı görüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi ben de kendi sunumumu paylaşayım sizlerle. Ben bu arada bilmiyorum nasıl olur Defne'den bu anlamda yardım isteyebilirim. Arada öğrencileri yani daha doğrusu katılımcılarımız daha çok öğrenci değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Ben Mimarlık öğrencilerden... öğrencisi yoğunluğuyuz. Evet, öğrencilerden yani ben karşılıklı bir sunum yapmak istiyorum. Arada ufak sorular sorsam ve sizlerden de cevap alsam çok memnun olurum. O yüzden şimdi sayfamı paylaşalım.
Bu arada ufak da bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Hani özür dileyerek söylüyorum ki chat kısmımızda ufak bir teknik sıkıntı var. O yüzden bir sıkıntı olursa lütfen ya söz isteyip ya da mikrofonunuzu açıp sorun ya da bize WhatsApp'tan yazın, biz iletelim sorularınızı ya da ekleme yapmak istediğiniz şeyleri. Evet, şu anda görülüyor mu ekranım? Evet, hocam gözüküyor. Güzel, bir başlangıçta bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık ama sonrasında güzel çözüldü. Şimdi ben de sizlere dediğim gibi mimarlığın sinema ile ilişkisini anlatmaya çalışacağım ve bir örnek üzerinden detaylandıracağım. Biraz size tabii şey olacak, spoiler gibi olacak ama 2019 yapımı bir film olduğu için, üzerinden de bir 3-4 yıl geçtiği için çok da sorun olacağını düşünmüyorum ki zaten filmin sonunu söylemeyeceğiz. Önce mimarlık kavramı üzerinden gidelim. Mimarlığı ilk geldiğimiz ya da ilk okumaya başladığımız zaman hep şey diye düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Genişlik, işte uzunluk ve yükseklikten sanki ibaret gibi düşünebiliyoruz. Aslında kişinin içinde gezindiği, dolaştığı, duyup yaşadığı mekanın ta kendisidir. Bu çerçevede de mimarlık aslında işte sinemayla, burada şu anda ekranda da gördüğünüz gibi geometriyle, edebiyatla, grafik, felsefe, müzik, resim, teknoloji gibi birçok alanla ilişki içerisinde. Şimdi bu ilişkiye ben, yani buradaki yazdıklarımın dışında sizlerden bir mesela eklenti isteyebilirim. Var mı sizlerin? Burada hocam unutmuşsunuz, şunu ekleyin dediğiniz bir mimarlığın yoğun ilişkili olduğu bir alan örneği verebilir misiniz diye size ufak bir soru sorayım sizi hareketlendirmek adına. Hocam tarih diyebiliriz en önemlisi. Evet, güzel, tarih. Bir tanesini ben söyleyeyim yine arada. Birazını söyledim aslında ama oyun, geçen haftaki zaten sunumunuz. Oyun söyleyebiliriz. Onun dışında mekan söyleyebiliriz. Mekan zaten mimarlığın kendisi aslında diyebiliriz ona. Mekan dedin değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Mekan dedim. Evet. Biraz daha düşünün. Hocam coğrafya olabilir mi? Evet, coğrafya. Bunu ben not almamıştım. Bunu not alayım. Evet, çok güzel, coğrafya. Bir tane ben söyleyeyim. Sanat. Aslında bütün hepsini kapsayan bir şey. Ben bu arada sanat ve mimarlıkla ilgili bilmiyorum. Ben de gözüküyorum galiba değil mi kameradan? Böyle bir kitap var. Ben size kitaplar göstereceğim ekrandan. Onları daha sonrasında, hatta detaylı bir şekilde yazarlarıyla beraber sizlere söylemeye çalışacağım. Yine bir tanesini söyleyeyim. Politika arkadaşlar ya da siyaset diyebiliriz. O da çok etkili oluyor yani mimarlığı yönlendirme açısından. Bir tane daha var. Yine benim notlarımda. Hocam kültür de diyebilir miyiz? Kültür, biraz sanat ve kültür genel bir başlık diyebiliriz. Ama güzel bir örnek, güzel bir kavram. Hocam restorasyon diyebiliriz. Restorasyon, evet. Psikoloji diyebilir miyiz? Evet, oydu. Benim not aldım. Hangi arkadaşım söylese güzel. Psikolojide bir başka örnek arkadaşlar. Şimdi mimarlık ve sinema üzerinden devam edelim. Mimarlıkta sinema ile ilişkisi yaşamın çok yönlü görüntülerini oluşturmalarından ve bu oluşuma aracılık etmelerinden dolayı birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirtebiliriz. Eisenstein da sinemadaki görüntülerle insanın görsel algısıyla uyumlu düzenlenmiş mimari çevreyi birbirine benzetmektedir. Hume ise film çekim tekniklerinin kullanılmasını mimari deneyimlemenin bir yol olarak söylemektedir. Gördüğünüz gibi üç farklı bakış açısını görüyorsunuz. Mimarlık ve sinema kavramsallaştırma, tasarım, üretim ve sunum teknikleri yönünden birbirine benzer disiplinlerdir. Bu ilk başlarda sinema ile mimarın ilişkisi mekan üzerinden başlıyor ama daha sonrasında burada görüldüğü gibi senaryo, zaman ve en sonda son yıllarda aslında bu animasyon, mimaride animasyonla beraber sinematografi ögeler de bu ilişkiyi güçlendiren diğer bir başlık. Şimdi yine sizlerden burada bir cevaplar isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi Uğur Tanyeli mimarlık ve sinema arasındaki etkileşimi 3 yol izlediğinden bahsetmekte. Sağ tarafta fotoğraflarla sizlere ipucu verdim. 1, 2, 3 şeklinde 3 tane fotoğrafımız var orada. Mesela ilki ne olabilir sizce? Ben bir kopya da vereyim. İlk baştaki Matrix filminden örnek. Buradaki sizce nasıl bir ilişkidir? Gelmedi. Yok hocam, sesiniz geliyor. Benim aklıma evet, şey geldi. Uğur Tanyeli'nin Yıkarak Yapmak diye bir kitabı vardı. Evet. Bilmiyorum, belki bağlantılı olabilir ama o görsel görünce direkt aklıma o geldi. Anladım. Buradaki olay şey, Uğur Tanyeli sinema ile mimarlık ilişkisini 3 ana başlıkta ele alıyor. Bir tanesini ilkini isterseniz ben söyleyeyim. Matrix filmi örneğinden. Sinemanın inşa edilmemiş gerçeklik düzleminde kullanılmayan bir sanal mimarlık alanını tanımlaması, yani var olmayan bir mekanı sinema yaratıyor. Burada örnekte de gördüğünüz gibi böyle bir mekan yok ama yaratılmış. İkinci örnek ne diyebiliriz? Bu filmi bilen var mı? Slumdog Milyoner filmi.
Burada da hani Taj Mahal'i görüyorsunuz arka tarafta. Bu aslında bu örnek de ikinci örnek aslında. İkinci örnek derken ikinci ilişki. Sinemanın gerçek mimari mekanları kendi sanal evreninde yeniden üretmesi. Yani bir mekan var, bir ya da bina var. O binayı birebir kullanması anlamına geliyor. Üçüncüyle ilgili yine bir bekleyeyim bir kaç saniye. Bakalım orada bir cevap gelecek mi? Playtime filmi. Üçüncüsü de örnekte. Sinemanın kendi olay kurgusu içinde bir kişilik olarak mimari veya mimarlık etkinliğini konu alması. Üçüncüsü de arkadaşlar. Burada bu filmde Playtime filminde onu not almanızı ve izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. 1960'larda çekilen bir film. Jacques Tati'nin yönetmenliğini yaptığı bir film. Hatta kendisi oynuyor. Bu sahnede şöyle bir durum var. Modern mimari eleştiriyor. Ve altta gördüğünüz gibi bir ofis mekanlarının olduğu bir görüntü. Burada modern mimarinin birbirine benzeyen yapılar ya da işte mekanlar ortaya çıkartmasını eleştiriyor. Mesela yukarıdan bakıyor oyuncu aşağıya. Birisini görüyor aşağıda. Onun yanına gitmek istiyor. Şeyle yürüyen merdivenle de işte asansörle aşağı iniyor. Fakat o kişiyi bulamıyor. Çünkü birbirine benzeyen mekanlar var. Bu da aslında üçüncü bakış açısı da. Üçüncü yolda daha doğrusu. Mimariyi ana öğeler olarak kullanması sinemanın. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ben buna dördüncü bir şey ekliyorum arkadaşlar. Mimarlık ve sinema arasındaki bu etkileşim ayrıca birbirine ilham kaynağı olma. Yani biz yukarıdaki gördüğünüz, işte Matrix filmindeki gördüğünüz şeyden bence ilham alabiliriz. Ve o çerçevede ileriki zamanda tabii ki gökdelenler ya da başka yapılar tasarlama imkanımız ya da şeyimiz, düşüncemiz olabilir. Şimdi mimarlığın sinemaya etkisinden başlarsak, başlangıçta mimar sinemaya etkisi altına alırken günümüzde daha çok sinema mimarlığı etkilemektedir. Örneğin burada işte 1927 yapımı Metropolis filmi, işte geleceğin kentini konu almaktadır arkadaşlar. Burada mimarlık sinemayı etki ediyor. Nasıl? Bu Fritz Lang New York kentinden etkileniyor ve onun üzerine bu sinema filmi çekiyor. Ama günümüzde tam tersi duruma gelmiştir. Bu aslında bu film şu andaki mimariyi de bile etkilemiş oluyor. Gördüğünüz gibi yapıların arasında bazı yollar ya da geçitler görüyorsunuz. Bu anlamda önemli bir film. Bir başka örnek ise Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe gibi pek çok mimarın tasarımları bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Gattaca filmini burada örneğini görüyorsunuz. Mevcut bir yapı filmde kullanılmış. Onun dışında sinemanın işte mimarla etkisine artık geliyoruz yavaş yavaş. Rem Koolhaas, Shumi gibi ya da Le Corbusier gibi mimarlar sinemanın senaryo, montaj ve hareket gibi birçok sinematografik ögeyi kullanmışlardır. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi Shumi montajın kesim, üst üste çekim, zincirleme gibi yöntemlerini kullandığını görüyoruz. Bir diğer örnek ise bir sinema merkezi örneği. Burada da filmin dinamik yapısından etkilenmiş ve hem kullanılan merdivenler, rampalar bu dinamik yapıyı içeride hem biçimsel olarak da gördüğünüz gibi dinamik yapıyı ortaya koyuyor. Şimdi karşıtı olarak birbirinden etkilenen mimarlık ve sinema temelde mekan kavramı özelinde birleşmektedir. Bu çalışmada ise mekanı filmin bir karakteri gibi kullanan Parazit filmi üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi Parazit filmi yönetmenliğini Bong Joon'un yaptığı 2019 yılı Güney Kore yapımı kara komedi, dram ve gerilim filmidir. 92. Oscar ödüllerinde 2020 yılı en iyi film ödülünü kazanan ilk yabancı dilde, yani bu da o Oscar'ın tarihine geçen bir durumdur arkadaşlar. İngilizce olmayan yani. Film olurken en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerini de almıştır. Aynı zamanda en iyi prodüksiyon tasarımı ve en iyi kurgu dalında da aday gösterilmiştir. Bong Joon bu filmi arkadaşlar merdiven filmi olarak nitelendirmektedir. Buradan da aslında mimariyle ne kadar önemli bir bağ olduğunu görebiliriz. Birazdan merdivenle ilgili de örnekleri size göstermeye çalışacağım. Bu konusundan başlamak gerekirse Parazit filmi Güney Kore'nin Seul kentinde bir apartmanın bodrum katında zor şartlarda yaşayan bir ailenin şans getirmesi için hediye edilen bir taş ile hayatlarını değişimini konu etmektedir. Zor şartlarda yaşayan, sosyoekonomik durumu düşük, fakir bir aile yaşadıkları ortamdan kendilerini kurtarabilmek için sosyoekonomik durumu daha yüksek zengin bir ailenin evine sızmaya çalışmaktadır.
fakir ailenin genç çocuğunun zengin ailenin kızına İngilizce dersi vermesiyle başlayan hikaye, kız kardeşinin ufak erkek çocuklarına sanat terapisti olarak gelmesi, babasının şoför olarak işe başlaması ve son olarak da annenin hizmetli olarak eve yerleşmesiyle devam etmektedir. Büyük ölçüde iki mekanla sınırlı olan film, zengin Park ailesinin müstakil evlerinde ve fakir Kim ailesinin yarı bodrum kattaki evlerinde geçmektedir. Filmde kurgusal mekan oluşumu ve özellikleri başlığında incelemek gerekirse, filmde yönetmen Bong Joon hikayeyi istediği gibi yansıtabilmek için yapım tasarımcısı ya da set tasarımcısı da deniyor. Lee Ha-jun ile kurgusal mekanlar oluşturmuşlardır. Sağ tarafta fotoğraftan da gördüğünüz gibi YouTube'da bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Altyazısı da var, İngilizce altyazısı var tabii. Burada mesela bu videoda şöyle bir şey söyleyeyim. Mekanı başka bir aktör olarak düşündük. Yani bir filmin bir aktör olarak düşündüğünden bahsediyor Lee. Bu anlamda da önemli bir video olduğunu söyleyebiliriz. Filmde Park ailesinin evi bir mimar tarafından tasarlandığı ve bir sürede burada yaşadığı için yapım tasarımcısı Lee bu ev tasarımını yaparken bir mimar gibi düşünmeye çalışmıştır. Lee filmin yönetmeni Bong Joon'un basit kat plan, bu şu anda da karşınızda görüyorsunuz, kat plan eskizi ışığında evin tasarımına başlamıştır. Bong, yani yönetmen Lee'ye ön bahçenin önemli bir unsur olduğunu söyle ve mimardaki ya da daha doğrusu filmdeki bu mekan ilişkisindeki önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, bahçeli olması evin. Onun dışında Park ailesinin evi işte modern tarzda tasarlanmıştır. Nedeni ise evin tasarımının çok eski olmayacağı ve hani günümüzde yapıldığı için modern olabileceği düşüncesi de modern yapılmıştır. Bunun dışında yine kriterlerden bir tanesi de senaryo ve oyuncuların hareketlerine göre tasarıma başladığını ifade eden Lee, evin yaratılmasında en önemli faktörün blocking olduğunu belirtmektedir. Blocking ilk başta biz engelleme diye düşünebiliriz ama bu tiyatroda veya sinemada karakterlerin mekanla ve diğer karakterlerle etkileşimlerine göre hareketleridir şeklinde tanımlanmış. Filmde senaryo gereği karakterlerin birbirini dinlemelerine ve casus yapabilmelerine de imkan tanınmaktadır. Bunun için evin içinde dolaşım yolları çakışmakta ve bu karakterlerin birbirlerini gözetlemelerine izin verilmektedir. Eskizde de görüyorsunuz arkadaşlar, oturma odası, yani ekrandan ben imleşi de göstermeye çalışayım. Oturma odasının bahçeye geçen yol, ikinci katta şu merdivenlerin bulunduğu bölüm ve yemek masasının olduğu bölüm. Onun dışında bodruma giden merdivenlerle, bodruma inen şuradaki merdivenlerle mutfağın ilişkisi ya da yemek masasının ilişkisini buradan görüyorsunuz. Dolayısıyla evde gözetleme ve blocking gereksinimi sağlayan mekansal ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Bu da bahsettiğimiz işte Kim ailesinin evi ve ilk başta biz nasıl ki bir model yapıyoruz projeyi tasarlarken, boyutlu bir modeli yapılmış. Ön bahçeyi görüyorsunuz. Yapının kendisini modern bir yapıda olduğunu burada net bir şekilde görebiliriz. Senaryo gereği Kim ailesinin evi ve bulunduğu mahalleyi, pardon arkadaşlar ufak bir şey atladık galiba. Bu Park ailesinin evi, yanlışlık olmasın. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta şu imleçte göstereyim. Otopark bulunmakta, buradan giriş olmakta ve buradan biraz uzun bir giriş bölümü görüyorsunuz. Mesela biz bunu mimaride çok fazla istemeyiz ama ilerleyen süreçte size, hatta özellikle sonuç bölümünde bahsedeceğim, sinemadaki mekanla gerçek hayattaki mekan arasında farklılıklar var. Çünkü orada çekimler yapılıyor. Geniş alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda birbirinden farklı görüntüler olacaktır. Bakın bu da diğer bir model, daha doğrusu aksiyometrik bir perspektif görüntüsü. Yine Park ailesinin, yani zengin ailenin evinden bir görsel arkadaşlar. Yukarıdaki mavi olan bölüm aslında yok. Yani yok derken bu bilgisayar ortamında, bir sonraki şeyde göreceksiniz, bilgisayar ortamında ekleniyor. Yani burası bir önceki de gördüğünüz gibi sadece bu şekilde yapılıyor. Bilgisayar ortamında bu hale getiriliyor. Şimdi Kim ailesinin evine gelecek olursak, senaryo gereği Kim ailesinin evini ve bulunduğu mahalleyi su basacağı için mekanlar set ortamında tasarlanmış. Onu gösterelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde aslında mahalle de, yapının kendisi de set ortamında
tasarlanıyor ve oluşturuluyor. Bunun için yapım tasarımcısı Lee, yıkılmak üzere olan boş kasabaları ziyaret edip onları fotoğraflamış ve sonrasında Kim ailesinin evinin bulunduğu caddeyi ve apartmanı inşa etmiştir. Bu mahalleleri yaratmak için eski mahallelerdeki gerçek tuğlalardan silikon kalıplar oluşturmuşlardır. Çinili kapı, pencere pervazı, pencere teli, pencere ve kapı gibi pek çok kullanılmış eski mimari elemanlar tasarlanmış sete yerleştirilmiştir. Bu görüntüde de biraz önce Park ailesinin evinde gördüğünüz gibi model oluşturmuştu. Bu da bu görüntüde bir modeldir. Ev ne tümüyle zeminin altındadır ne de üstündedir. Yarısı yukarıda, yarısı aşağıdadır arkadaşlar. Bu ev Kim ailesinin toplumdaki yerini vurgu yaparken yaşam alanına açılan küçük pencereden gelen ışık ise geleceğe dair umutlarını hep var olduğunu göstermektedir. Evin tuvaletindeki klozet bakın belli bir yüksekliktedir. Bunun nedeni şu şekilde aktarılmakta. Yükseltilmiş bir platformda yer alan bu klozet apartman kanalizasyonunun giderlerinin yoldaki giderlere bağlanarak suyun kendiliğinden kanala akabilmesi için yapılmış. Çünkü aşağıda olsa oraya bağlanması ve aktarılması zor olacaktır. Böylece su üst kota daha rahat bir şekilde motor kullanmadan taşınabilme imkanı sağlanmıştır. Parazit filminde hikayenin dolayısıyla sınıf ayrımının anlatımında mekan oluşumunda önemli yer tutan unsurlar bulunmaktadır. Bunlar ekranda gördüğünüz gibi konum, merdiven, su, yağmur, renk, malzeme, mobilya, aksesuar, kapı, pencere, ışık, aydınlatma birlikte, manzara ve son olarak da mahremiyet öne çıkmaktadır. Park ailesinin evi, burada önce ilk başta konumdan başlarsak, Park ailesinin evi şehrin yukarısında bahçeli bir arazide bulunurken, Kim ailesinin evi şehrin orta yerinde bir yarı bodrum katındadır. Bakın burada yine arka tarafta bir mavi şey görüyorsunuz. Yine o sonrasında dijital ortamda, bilgisayar ortamında ekleniyor o arka taraftaki görüntüde. Park ailesinin bahçeli ve müstakil evi yuvarlık dairelerin evleri gibidir. Kim ailesinin yarı bodrum evi ise ne tam olarak yukarıdadır ne de tam olarak aşağıdadır ve hep bir zengin olma umudu taşıyan fakir ailelerin temsil etmektedir. Burada ise merdiven şeyi gözüküyor arkadaşlar, ögesi gözüküyor. Yönetmen Bong filmde her şeyin yukarıdan aşağıya doğru inmesine devam etmesini istemiştir. Bunun için de merdiven ve yağmur su ögesini kullanmıştır. Park ailesi çoğunlukla merdivenlerden yukarı doğru çıkarken burada gördüğünüz gibi. Kim ailesi ise yukarı ve aşağı hareket etmektedir. Mesela ki bu ders vermek için Park ailesinin evine girdiği zaman yokuş çıkmakta ve eve girdiğinde de merdivenle karşılaşmaktadır. Yapının ve filmin en önemli mimari ögesidir arkadaşlar merdiven. Zengin evi mesela burada merdivenlerle ilgili ufak bir şey bir bilgi de vereyim size. Biz hep ideal olarak ne deriz? Çıkışımızı daha rahat yapmak için rıhtı yüksekliği ve basamak genişliğinin orantılı olmasını isteriz. O yüzden de zengin evinde basamaklar geniş ve çok dik değilken fakir evinde merdivenler dik ve düzensiz bir şekilde yapılmıştır. Burada da iki ev arasındaki bağlantıyı yapan şehirdeki bir merdiven arkadaşlar. Bu merdivenden bir o su baskını, yağmur yağdıktan sonra su baskını olduğunda bu merdivenlerle aşağı hızlı bir şekilde inilmesini gösteren bazı sahneler vardır. Ve bu da aslında önemli ögelerden, önemli sahnelerden bir tanesidir. Yine bir başka şey de renktir ya da işte malzemedir arkadaşlar. Park ailesinin evinde sınırlı bir renk paleti kullanılırken Kim ailesinin evinde birçok farklı renk ve doku kullanılmıştır. Park ailesinin evinde oturma odasında sehpa ve yemek masasındaki sandalyeler başta olmak üzere mobilyaların çoğu Koreli mobilya tasarımcılar tarafından yaratılırken gördüğünüz gibi Kim ailesinin evinde ki mobilyalar aslında elden düşme mobilyalardır ya da bir mobilyacıya yaptırılmış tasarımlardır. Yönetmen Bong filmdeki kurgusal mekanın biçimlenişine yön veren düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir arkadaşlar. Ne kadar fakirseniz o kadar az güneş ışığına erişiminiz olur ve bu gerçek hayatta da böyledir. Pencerelere erişiminiz sınırlıdır. Bu bağlamda Park ailesinin evi ve özellikle bahçenin konumu gün ışığına erişim kolay olabilmesi için güneş yönüne göre tasarlanmıştır. Yapının pencere konumları ve boyutları güneşin yönüne göre belirlenmiştir. Burada gördüğünüz gibi. Ama tam Kim ailesinin evi ise yarı bodrum katlı olduğu için sadece ufak bir pencereden
ışık almaktadır. Burada Hekim ailesinin den bir kişi mesela şeyde uzanmış, bahçede uzanmış yatıyor. Yatarken şöyle bir cümle kuruyor. Evden çıkmadan da gökyüzüne bakabilmek çok iyi bir şey. Aslında evden çıkmıyor, bahçesinde. Fakat dışarıyla ve bağlantısı ve ışıkla bağlantısı gördüğünüz gibi güçlü bir şekilde yapılmış.